geldiniz tekrar ikinci oturuma. Zamanla ilgili sorunumuz olduğu için hemen başlatıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ve benim oturumumda değişiklik oldu. Nizamettin Hoca'nın bir sorunuyla ilgili olarak. Ve bu oturumda çoğunlukla da görsel. Görselleri kısaltmam pek mümkün olmayacak onun için. Evet, bir zeki azimini kısaltabilirim. Bir de esas teknolojik kullanımı nasıl olmalıdır aslında Yasemin hocamız anlatacak. Ve teknolojik kullanımı nasıl olmalıyı da birazcık sanıyorum sorun olduğu için de görsel olmaktan ziyade yüz yüze olmayı tercih etti. Hemen başlıyorum ben. Emine Gül Kapçı. 21. yüzyıl eğitiminde yönelimler başlıklı konusunu görsel olarak izleyeceğiz. Bir iki cümle istersen Emine Gül. Evet, Emine Gül Kapçı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde öğretim üyesi. Evet, başlayalım. 21. yüzyılın eğitimine baktığımızda birkaç özellik dikkatimizi çekmekte. Bunlardan ilki kanıta dayalı politikalar. Bu ne demek? Bunun anlamı eğitim araştırmalarının gösterdiği bulguların dışında eğitimde herhangi bir politika değişikliğine gitmemek demek. Bu aynı zamanda eğitim araştırmalarının gösterdiği bulgular doğrultusunda uygulamalara geçiş demek. Aslında bu akım tabii sadece 21. yüzyıl eğitim politikalarındaki temel bir özellik değil. Özellikle 1980'lerden sonra en azından birkaç araştırmanın defaatle gösterdiği bulguların tamamen hem demokrasisi hem ekonomisi ileri ülkelerde böyle bir önemli değişim sürecine geçildiğini görüyoruz. Bunun en iyi örneği okulda, eğitim ortamlarında zorbalık. Zorbalığa maruz kalan çocukların ruhsal gelişiminin büyük oranda zarar gördüğü ama aynı zamanda akademik gelişiminin, benlik saygısının ve ileri yaşlara da bunların etkilerini sarktığını birden fazla araştırma gösterdiğinde Batı ülkelerinde zorbalıkla ilgili olarak eğitim politikalarında önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu iyi bir örnektir. Şu anda baktığımızda araştırma bulgularının aksine neredeyse hiçbir uygulamaya geçilmediğini görüyoruz. Bunun kötü bir örneğini ise maalesef 4+4+4 uygulamasında biz ülkemizde gördük. Bu uygulamanın 5 yaş olan kısmıyla ilgili olarak söyleyeceklerim ise biliyorsunuz 4+4+4'te birdenbire okula başlama yaşı 5'e indirildi. Bunun hiçbir bilimsel kanıtı yok. Bilimsel kanıtlar bunun tam tersini gösteriyordu. Hem ülkemizde yapılan araştırmalar hem dünyada yapılan araştırmalar okula başlama yaşının optimum yaşın 6 ya da 7 yaş olduğunu, yani 72 ay ya da 84 ay ve üzeri çocukların ilkokula başlamasının onların akademik ve ruhsal gelişim açısından en uygun yaş olduğuna işaret etmekteydi. Dünya nüfusuna baktığımızda çocukların %95'i 6 yaş ve üzerinde okula başlıyor. Eğitimde gelişmiş ülkelerde 6 yaş ve 7 yaş, 72 ay ya da 84 ayda ilkokula başladıklarını görüyoruz. Çok az ülkede 60 aylık çocukların ilkokula başladığını görüyoruz. Biz de 2011-2012 eğitim öğretim döneminde neredeyse bir gecede mecliste bu yasa geçti.
hiçbir bilimsel kanıtı olmadan. Aksine kanıtlar. Aksine kanıtlardan bir tanesi de aslında bizim ülkemizde yapılmış araştırmalardı. 1983-1984 eğitim öğretim döneminde anaokul eğitiminin önemli olduğunu düşünerek ve özellikle yoksul çocukların anaokuluna gidemediğinden yola çıkarak ilkokula başlama yaşını 5'e indirme çabası oldu. Yaklaşık 400 binin üzerinde çocuk 5 yaşında ilkokula başladı. Ama hemen o yıl bu çocukların ne kadar zarar gördükleri anlaşıldığından araştırma yapıldı. Yani bu çocuklar, 5 yaşında başlayan çocuklar nasıl etkilendi bu süreçten diye araştırma yapıldı. Bu çocukların neredeyse %80'inin okuma yazmayı bile öğrenemediğini, kendilerini başarısız hissettiklerini, daha önce ruhsal problemi olmayan çocukların bile kaygı ve depresyon belirtilerini gösterdiği ortaya çıkınca ertesi yıl bu uygulamadan vazgeçildi. 2011-2012 döneminde 60 aylık çocuklarda da pek çok aslında biz akademik gelişimlerini köstekleyici, ruhsal gelişimini zedeleyici pek çok araştırma bulgusuna şu anda sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı da tabii bunlara sahip ve gelen tepkilerden birazcık daha esneklik yaptılar. Yani 60 ay yerine 67 aya çektiler. Ama anne baba hala isterse çocuğunu 60 aylıkta, 5 yaşında yani ilkokula gönderebiliyor. Kimler gönderiyor? Kimler gönderiyor diye baktığımızda aslında en yoksul kesimin çocuklarını ilkokula gönderdiklerini görüyoruz. En dezavantajlı kesimin çocuklarını gönderdiklerini görüyoruz. Biz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Profesör Doktor Müge Artar ve ben birlikte bir araştırma yaptık. Bu çocukları 60 aylık başlayan çocuklarla 66 aylık başlayan, 69 aylık ve 72 aylık başlayan çocukları dönem başında ve dönem sonunda karşılaştırdık. Kendilerini ne kadar başarılı hissediyorlar, ruhsal gelişimleri nasıl, sosyal gelişimleri nasıl diye araştırma sonuçları bizi üzdü ama şaşırtmadı. Araştırma sonuçları bu çocukların arkadaş edinemediklerini gösterdi. Bu çocukların okuma yazmayı öğrenemediklerini gösterdi. Akran gruplarından dışlandıklarını gösterdi. Ve daha pek çok olumsuz sonucu yaşamak zorunda kaldıklarını gösterdi. Ve istatistiksel olarak biz okula başlama yaşını kontrol ettiğimizde bunun tek nedeninin bu çocukların 60 ya da 66 aylıkken okula başlamak olduğunu gördük. Yani 21. yüzyılın eğitimine baktığımızda mutlaka ve mutlaka araştırma sonuçlarına dayalı olarak eğitim politikalarının planlanması gerektiğini düşünüyoruz bizler. Eğer araştırma sonuçları çocuğun üstün yararını zedeleyecek bir duruma işaret ediyorsa bu muhakkak ki var olan politikaların içerisinden elimine edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki çocuğun üstün yararını gözeten ancak uygulamada olmayan eğitim politikalarına da geçişin yapılması gerekiyor. Bir diğer anlamı da bu. İkinci özellik yeri gelmişken 21. yüzyılın eğitim politikalarına baktığımızda temele alınan en önemli diğer durum ise çocuk haklarının dikkate alınması. Çocuk ihmali ve istismarı sadece eğitim ortamında değil, yani akranlar arasındaki ihmal ve istismar değil, eğitim sürecinin tamamını kapsayacak bir biçimde. Çocuğun sabah okuldan çıktıktan akşam evine gelinceye kadar tüm süreci kapsayacak bir biçimde ihmal ve istismarın sıfıra indirileceği bir politikaya geçilmesi. Bu öğretmenden çocuğa da olabilir, okul çalışanından da akrandan da olabilir ve hatta
anne babanın kendi çocuğunu ihmal ve istismar etmesi de olabilir. Biz biliyoruz ki ihmal ve istismarın bedeli çok ağır. Yine diğer tüm dezavantajlı durumlarda olduğu gibi bunun bedelini yine en yoksul çocuklar çekmekte. Demokrasisi ve ekonomisi gelişmiş ülkelere baktığımızda ihmal ve istismarı sıfıra indirgeyecek her tür eğitim politikasının en önemli bir yeri kapsadığını görüyoruz. Buna ulaşmanın yollarından biri olarak da anne baba eğitimleri çok önemli. Ve anne baba eğitimleri anne ve baba olmaya karar vermiş çiftin karar verdiği andan itibaren başlıyor. Ve bu çocuk 18 yaşına gelinceye kadar devam ediyor. 24 saat açık okullar ve anne babalar burada çocuğun potansiyelini en iyi bir biçimde geliştirecek anne babalık becerilerini öğreniyorlar. Ben çocuğuma nasıl daha iyi annelik babalık yapabilirim? Çocukla iletişim, çocukla oyun oynama, okulu destekleme, interneti nasıl ve nasıl, ne zaman kullanmalı gibi aklınıza gelebilecek her tür konuda anne babaların desteklendiğini görüyoruz bu ülkelerde. Ancak bunlar olduktan sonra neleri görüyoruz 21. yüzyıl eğitim politikasında? Bilgi iletişim teknolojindeki değişimler. Örneğin pek çok ülkede şu anda ilkokulda çocuklara kod yazma öğretiliyor. Ya da konu temelli eğitimlere geçiliyor. Sadece hava durumu konusundan ele alınarak çocuğa coğrafya öğretiliyor. Çocuğa matematik öğretiliyor. Çocuğa jeoloji öğretiliyor, hava durumu konusundan. Bu tür konu temelli araştırmalar tek bir konuyu alarak çocuğun pek çok açıdan gelişiminin desteklenebildiğini gösteriyor. Ama öncelik ne? Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi, çocuğun üstün yararının gözetilmesi, bu her şeyden daha önemli. Örneğin çok kültürlülükte 21. yüzyıl eğitim politikalarının bir diğer özelliği. Ancak anne babanın kültürüyle çocuğun üstün yararı çeliştiğinde o zaman çocuğun üstün yararının temele alındığını görüyoruz. Ülkemiz açısından ne söyleyebiliriz? Şu anda temenni ediyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı, politika yapıcılar bilimsel araştırma bulgularını daha fazla dikkate almalarını temenni ediyorum. Teşekkürler. Anne baba eğitimi önemsenmiyor. Son derece önemli. Çünkü herkes anne baba olabiliyor maalesef. Hiçbir ehliyet gerektirmiyor. Öncelikle tabii ki bunun üzerine eğilmek gerekiyor. Şu anda yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Güven'i izleyeceğiz. Geleceğin Eğitiminin Düşünsel Analizi. Aynı zamanda İsmail Güven hocamız Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü. Evet, başlatalım lütfen. 21. yüzyılın insanını yetiştirirken eğitim düşüncesinin dönüşümü en önemli önceliklerimiz içinde olmalı. Dikkat ederseniz burada düşüncenin dönüşümünden söz ediyoruz. Eğitimin merkeze aldığı öge insan. Bu nedenle gelecekte daha fazla sosyal öğrenmeyi sağlayacak, teknolojik olarak öğrense bile sosyal açıdan diğerleriyle iletişime girecek insanlara ihtiyacımız var. Çünkü teknolojiler şu anda insanları birbirinden koparıyor, yan yana oturtuyor ama birbirine yabancılaştırıyor. İşte öğrencilerimize bakıyoruz, tabletle öğrenme, bilgisayardan öğrenme ya da başka mekanlarda öğrenme gibi konulara girerken
en çok birbirlerine sosyal ilişkilerini ya da sosyal açıdan baktığımızda birbirlerinden öğrenmelerini unutuyorlar. Örneğin çocuk oyunları unutuluyor, örneğin arkadaşlıkları unutuluyor, örneğin birlikte çalışma alışkanlıkları unutuluyor. Yine bir şeye baktığımızda son dönemde dünyada gerek göçler gerek küreselleşme gibi olgularla toplumların milliyetçilikleri, kendi benlikleri, kültürleri ve değerleri yitirtilmeye çalışılıyor. Örneğin Türk toplumu açısından baktığımızda bizim için çok önemli değerler olan arkadaşlık, dostluk, bunun yanı sıra eğitimde, dogmatizmden uzaklaşma, skolastik düşünceden uzaklaşma ve bunların dışında rasyonalizmi ön plana alan öğrenme anlayışının arka plana atıldığını görüyoruz. Bunların temeline de işte şey dönmeye başlıyor, küreselleşme ya da işte küresel değerler deniyor. Küresel değerler tabii ki önemli. Bunları yadsımıyoruz ama küreselleşeceğiz diye yerel örgülerimizi kaybetmek ya da yerel değerlerimizi kaybetmek bizim eğitimimizde soruna yol açacak. Şu anda insanlarımıza bakıyoruz, birbirlerine tahammül edemiyorlar, birbirlerine katlanamıyorlar. Bunun temel nedeni nedir? İşte yerel örgü olan, kendi ülkelerine özgü olan kültür ya da o dönüşümü tamamlayamamış olmalarıdır. İşte bu kültür ve kültürle ilgili ögelere eğitim sistemimizde ya da eğitim sistemimizin bütün evrelerinde özel önem vermeliyiz. Çünkü bu öğretim aynı zamanda bir kültür sürecidir. Eğer siz yukarı düzeylerde gönderirken öğrencilerinizi kültürleşmemiş ya da iyi kültürlenmemiş biçimde gönderirseniz, başkalarının kültürünü almış biçimde gönderirseniz, işte yabancılaşmış, birbirini tanımayan, uzaklaşan öğrenci kitlerin haline geldiklerini görürsünüz. Bir diğer öge, küreselleşme gibi bu tür olumsuz ögeler, kimliklerin korunması ve kimliklerin korunmasına engel olan bir sürü ögeyi karşımıza getiriyor. İşte burada ulusalcılık sanki kötü bir değermiş gibi vurgulanmaya başlıyor. Biz ulusalcılığı tabii ki olumsuz anlamda algılamıyoruz. Ulusumuza özgü eğitimsel ögelerin, değerlerin, kişilerin ve kimliklerin korunması. Şimdi son zamanlarda bakıyoruz, ülkemiz için çok önemli olan bir Cumhuriyetimizin kuruluşu var ama onun yerine başka değerler konmaya çalışıyor. Oysa ki bu ülke 800 yıllık bir ataletten uyanmış, bunun 600 yılı da başka Osmanlı Devleti'nden geçmiş ama buna karşılık bu ataleti ortadan kaldıran düşünce biçimi ya da düşünme yerini bambaşka bir şeye getiriyor. 29 Ekim'leri kutlayamaz oldu. İşte bunun temelde kutlanması gerekiyor. Niye? Öğretim sistemimizde de insanların buna değer vermesi gerekiyor. Neden? Çünkü kul zihniyetinden artık normal insan zihniyetine geçişin başladığını gösteriyor. Burada düşünme ve zihniyet biçimi diyoruz. En önemli şeylerden birisi bu. İnsanlarımıza bakıyorum son zamanlarda işte demokrasi kültürü, demokrasinin getirdiği katılımcılık, dogmatik düşüncenin uzaklaşma gibi olguların değer eğitimine yol açtığını görüyorsunuz. Oysa ki bu değer eğitimi eğitimde başka değerlerin de ortadan kalkmasına yol açacaktır. Öğrenciler artık birbirleriyle işbirliği yapmıyorlar. Öğrenciler artık birbirlerinden bilgi saklar duruma gelmişler. Öğretmenler yaptıkları iyi uygulamaları diğer öğretmenlerle tartışmıyorlar, paylaşmıyorlar. Yapılan çalışmalarda bile takım çalışmalar, takım ruhu, grup ruhu gibi çalışmalar hemen hemen bitirilmiş durumda. Bir diğeri de öğretimin kesinlikle ve kesinlikle neoliberal söylemden uzaklaştırılması ve parasız öğretimin herkes için bir hak olduğu ilkesinden yararlanarak insanlarımıza bu eğitimin parasız her düzeyde sunulması gerekiyor. İşte son zamanlarda bakıyoruz, fayda yarar analizi gibi ekonomik kavramlarla, ürün çıktı gibi temel ekonomik kavramlarla düşünmeye başlamış insanlar ve eğitim kurumlarının kapasitesi ya da verimliliği bu kavramlarla ölçülmeye başlamıştır. Oysa ki eğitim kurumlarının verimliliği ve eğitim kurumlarının gelişmişliği ortaya çıkardığı insan düşünme biçimi, çağını aşması bu insanların ve çağdaş değerleri yansıtma biçimiyle ilişkili olmalıdır. Şimdi bakıyoruz üniversiteye gelmiş bireylerde ne bir kimlik, ne bir sınıf algısı, ne de bireysel açıdan kendini ifade etme becerisi gelişmiş durumda. Şimdi böyle gelişmeyen topluluklara siz ancak teknik bilgi verebilirsiniz. Ve eğitim düşüncesinde bizim bu teknisyen algı, her düzeyde eğitim, öğretim teknisyen yetiştirilmeye indirgenmiş durumda. Bundan uzaklaşmamız gerekiyor. 21. yüzyılda bizim entelektüel yetiştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü teknisyen yetiştirdiğimiz zaman öğrenciler teknik bir takım becerilerle,
donanacaktır. Ama onun dışında gerekli felsefede, gerekli sosyal bakış açısından, gerekli düşünme biçiminde yoksun oldukları zaman yaptıkları yenilikler bile boş, işe yaramaz olacaktır. İşte bakıyoruz bugün cep telefonu gelmiş, benzeri ileri düzey teknolojiler gelmiş, çok iyi düzeyde araba, araçlar falan gelmiş. Ama insanlar yolda giderken yaraya bile saygı duymuyorlar. İşte bu aslında eğitim düşüncesindeki değişimi göstermemiz gerekiyor. Yani bu tekniğin egemenliğinden çok insanın yetilerinin, insanlığın, insani değerlerin ön plana alınması gerekiyor. Bugün değer eğitimi dediğimizde herkes Türk toplumunda yaygın olan bir şey, dinsel değerlerden söz ediyor. Oysa ki bu yaşamın sadece bir biçimidir ve bu öbür dünyayla ilgilidir. Asıl olan şey kültürel değerler, asıl olan şey sanatsal değerler, asıl olan şey bilimsel değerler. Şimdi siz eğitim düşüncenizi eğer bilim, sanat ve kültüre aktarmazsanız teknolojik açıdan istediğiniz yere kalın, gelin, bunun devamlılığı olmaz. Şöyle düşünelim, eğer bir toplumun kendisini dünyada var etmesinin en önemli biçimi teknik olsaydı, teknik gelişmeleri, ortaya çıkaranlar ya da satın alanlar en üst düzeye gelen ülkeler olurdu. Ama bugün bakıyoruz dünyada tanınmak istiyorsanız, bilinmek istiyorsanız kültürünüzle adlandırılıyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz Avrupa kültürü diyoruz, bir bakıyoruz Batı kültürü diyoruz, bir bakıyoruz işte Uzak Doğu kültürü diyoruz. Ama onun dışında Türk kültürü dediğimizde bunun bazıları işte yanlış biçimde milliyetçilikle karıştırıyor. Aşırı milliyetçilikten söz ediyorum ben. Bununla karıştırıyorlar. Oysa ki buradaki temel öge aşırı milliyetçilikten çok toplumun kendi kültürünü tanıması, farkında olması ve bunu bir üst düzeye çıkarabilmesi. Şimdi biz çocuklarımızda bu kültürü dönüştürebilecek eğitim, öğretim, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi temel becerileri kazandıramazsak tekrara düşüyorlar. Şimdi hayalleri, örneğin bizde çocukların hayal gücünü geliştiren, derinleştiren bir eğitim sistemi ve eğitim anlayışı yok. Bana göre 21. yüzyılın eğitiminde en önemli şeylerden birisi çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarıdır. Şimdi bakıyoruz yıllar önce televizyonlarda birer kurgu dizi olarak gördüğümüz ya da kurgu film olarak gördüğümüz gerçekler, hayal diye düşündüğümüz şeyler gerçekleşmiş durumda. İnsanlar uzayın derinliklerine gidiyor, işte teknolojide üçüncü boyutu yakalamaya çalışıyorlar. Ama bizim hayal dünyamız sadece ve sadece basit şeylerle sınırlı olduğunda maalesef bunları anlayamıyoruz, yenilik de ortaya çıkaramıyoruz. Yani işin özü daha fazla insan, daha fazla rasyonalizm, daha fazla dogmatizmden uzaklık, daha fazla sosyal öğrenme ve daha fazla sosyal etkileşim bize gerekiyor. Bunun yanı sıra 21. yüzyılda belki de en önemli sorunlarımızdan birisi bu eğitim ve öğretimde parasallık ve eğitim öğretimin parayla alınıp satılan bir meta haline getirilmiş olmasıdır. Bizim ülke olarak bunu düşüncemizden silmemiz gerekiyor. Çünkü eğitim bir haktır ve çocukların bu hakkını bizim hiçbir şekilde ellerinden almaya hakkımız yok. Geleceğin eğitimcilerin de bu hakkı bilerek ve bu hakkın üzerinde durarak düşüncelerini biçimlendirmesi gerekiyor. Şimdi bir diğer öge, son zamanlarda bizim gibi gelişmemiş ülkelerde bakıyorsunuz toplumsal cinsiyetçilik bir söylem üzerinden gidiyor. Aşırı baskıcı ya da işte konservatif tutucu söylem üzerinden gidiyor. Oysa toplumsal cinsiyetçiliğe baktığımızda bireylerin cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her meslekte, her alanda, işte ister kamusal ister özel alanda kendilerini ifade etme haklarına sahip olması ve ön yargıdan uzak bir biçimde kişiselleştirmeden bunu sergileyebilmesidir. Şimdi bakıyoruz bizim ülkemizde eğitim sisteminde, gerek ders kitaplarında, gerekse eğitim ve eğitime ilişkin uygulamalarda ve pratiklerde hep bu cinsiyete dair ayrıştırmanın yapılmış olduğunu görüyoruz. İşte çocuklar meslek seçerken dahi bunun kendilerine uygun olmadığını, çünkü kendilerini kadın ya da erkek olarak tanımlayarak bu kadına uygun, erkeğe uygun diye nitelendirdiklerini görüyoruz. Oysa gelecekte zaten uluslararası ilişkilerin artması, toplumların farklılaşması, kültürel yapının farklılaşması nedeniyle artık bizim kadın erkek eğitimde kadın erkek eşitsizliği yerine herkese eşit düzeyde yaklaşan bir eğitim anlayışının okullarda egemen kılınması gerekiyor. Ve 21. yüzyılın insanı böyle olmalı. Ve bunun yanı sıra öğretimimizin gelecekte bilgi biriktiren
bir birey yetiştirmek yerine bilgiyi elde eden, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen. Bu bilginin alt biçimleri var, beceriler var, duyuşsal boyut var. Bütün bunların hepsini aynı şekilde elde edebilen ama yeri geldiğinde kullanabilen bireyler oluşması gerekiyor. E şimdi siz bakıyorsunuz, üniversite sınavında çocukları sadece 5 seçenek içine sıkıştırmışsınız. Çocuğun duyuşsal boyutu, duygusal boyutu, psikomotor boyutlarının hemen hemen tamamı, becerilerinin tamamı neredeyse göz ardı ediliyor. Bu nedenle çocuk bu boyutu geliştiremediği için sürekli eksik olarak bir üst kademeye gidiyor. Ne oluyor? Arkadaşlık ilişkilerinde yabancılaşma yaşıyor. Öğretmenleriyle de hocalarıyla da yüksek öğretimde de yaptığı proje çalışmalarında hep tek başına çalışıyor. Aşırı bireycilik ve aşırı bireysellik paralelinde bencilliği getiriyor. Oysa ki gelecekte bu bencillikten çok işbirliği, katılım ve paylaşımın olması gerekiyor. Bir diğer ögede öğrencilerimize hep biz öğretelim kaygısından çok nasıl öğrenebileceklerinin bir düşünce olarak sisteme egemen hale getirilmesi gerekiyor. Günümüzde öğretim programlarında bu öngörülüyor ama gerek öğretim elemanları, gerek öğretim ortamları, gerekse destek faaliyetler, öğretimi destekleyen faaliyetler bu biçimde düzenlenmediği için öğrencilerimiz hala daha birden bir öğretmene bağımlı olarak öğrenmelerini sürdürüyorlar. Bir diğer daha 21. yüzyılda çok kaynak, çok bilgi kaynağı, çok beceri kaynağı dediğimiz düşüncenin egemen olması gerekiyor. Bundan kasıt nedir? Bizim orta çağdan kalma bir geleneğimiz var. Bazı üniversitelerde de egemen, şeyde de, liselerde de tek bir ders kitabından yararlanıyor. Oysa ki özellikle üniversite düzeyde tek bir ders kitabı yerine kara kaplı kitaplardan söz ediyorum. Onun yerine birden fazla ders kitabı, birden fazla makale, yani çok sayıda ders kitabı ve çok sayıda düşüncenin paylaşıldığı kitapların ve eserlerin öğretilmesi gerekiyor. Yine burada da tamamen dinsel baskıdan, dinsel romantizmden sıyrılmamız gerekiyor. Tamamen bilim, kültür, sanat ve teknoloji ve buna ilişkin gelişmeleri ön plana almamız gerekiyor. Çocuklarımızın gelişmelerini gelecekte hep daha ileriye nasıl gidebilirler? Kendilerini daha iyi nasıl ifade edebilirler gerçeğine yönlendirmemiz gerekiyor. Bugün baktığımızda maalesef Türk eğitim sisteminde tekrar dogmatizm ve tutuculuğu bu her düzeyde, bazı üniversiteler hariç, üniversite düzeyde bile öğretim sisteminin egemen olduğunu kalıyoruz, görüyoruz. Oysa ki bunun yerine tekrar rasyonalizmin yükselmesi, tekrar çağdaşlığın ve yaratıcılığın ön plana konması gerekiyor. Bunlar tek kişiyle olacak bir şey değil. Medyanın buna çok büyük destek vermesi gerekiyor. Kesinlikle geleceğin en önemli güçlerinden birisi medya. Yani bunu yıllar önce söylediklerimde medyanın bu belirleyici gücünü gördüğümüzde maalesef insanlar küçümsüyordu işte. Ama günümüzde bakıyoruz, gündemi, herhangi bir konunun ön plana gelmesini medya ve buna bağlı kuruluşlar belirliyor. Şimdi bakıyoruz Türk toplumundaki medyaya, genel olarak öğretime, eğitime neredeyse sadece haber bazında, o da belli kişilerin hoşuna gidecek haberleri yaparak yer veriyorlar. Oysa ki bugün günümüzde Türk toplumunun geleceğini belirleyecek eğitim öğretim anlayışında önemli ve müthiş değişiklikler oluyor. Kimse bunun farkında değil. Bunun en basiti öğretim programlarının değişmesi. Öğretim programlarından çağdaş ögelerin çıkartılması, işte eğitim programından tutun da başka ögelerin çıkarılması, işte Atatürkçü ögelerin çıkarılması, yine uluslararası düzeyde ülkemize ait olan bazı milliyetçi ögelerin çıkarılması, bayrakla ilgili, kültürle ilgili ögelerin çıkarılması. Bunlar hepsi aslında bizim öğretimimizi 21. yüzyılda bizim kimliğimizi yok edecek etkinliklerdir. Oysa ki bizim bu kimliğimize kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü kimlik şunu belirliyor, sizin davranış kalıplarınızı belirliyor. Kimlik düşünme biçimlerinizi, araştırma yapma biçimlerinizi belirliyor. Bunu zamanında kazanamayan, elde edemeyen biri ne yazık ki istediği bir zaman eğitim de alamayacaktır. İstediği başarı düzeyine de ulaşamayacaktır. Yani işin en önemli ögesi kültürümüzü, bilimimizi, sanatımızı birlikte yaratmaya yönelik düşünme, anlayış geliştirebilmeliyiz. Öğretmenlerimizi bu bilgi ve beceriyle yetiştirmeliyiz. Öğrencilerimizi bu bilgi ve beceriyle yetiştirmeliyiz.
En önemlisi tabii ki bütün kamuoyunun bunun önemli bir olay olduğunu düşündürtmemiz gerekiyor. Yani eğitim gerçekten çok önemli. 21. yüzyılda eğer biz dünya seviyesine, dünyadaki gelişmiş ülkeler, insanlar seviyesine çıkmak istiyorsak eğitimimizi tutucu, dogmatik, skolastik ögelerden ayırıp çağdaş, bilimsel, laik kültüre yaklaştırmalıyız diye düşünüyorum. Evet, İsmail Güven hocamızın son derece kapsamlı ve güzel konuşmasına ben de bir şey eklemek istiyorum. Genelde anne baba eğitiminden biraz önce bahsetmiştik. Anne baba eğitimin içerisinde maalesef ben kendim de bir çocuk annesi olarak söyleyebilirim. Ne bir sanat, ne bir spor gibi herhangi bir etkinliğe çocuklar yönlendirilmiyor. Özellikle matematik, fen gibi dersler bu saatlere konsun. Aman çocuklarımız işte girdiği sınavlarda başarılı olsun diye. Halbuki öğrenciyi bir bütün olarak ele almak son derece önemli. Bunlar gelişmeden diğerlerinin de gelişmesi ya da daha verimli olması pek mümkün değil. Evet, ben yine zamanı göz önünde bulundurarak konuşmamı kesmek istiyorum. Şimdi tek canlı konuğum, konuşmacımız, rektörlüğe bağlı enformatik bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yasemin Gülbahar. Teknoloji kullanımı nasıl olmalı? Aslında çok ironik bir durum. teknoloji kullanımı nasıl olmalı diyor ama teknolojiyi kullanmayan şu anda, daha doğrusu görsel olarak kullanmayan ve canlı olarak burada bulunan öğretim üyemiz, Sayın Hocamız Yasemin Gülbahar. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben teknoloji 21. yüzyılda nasıl kullanılmalı konusunda evet, 24 saat bilgilerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Hocamın da belirttiği gibi enformatik bölümündeyim. Bu üniversitedeki temel ve ileri düzey bilgisayar okuryazarlığı dersini veren birimiz. Geçen dönem güz döneminde 7000 öğrencimiz vardı. Herkesin bilgisayar kullanmayı bildiği bu devirde bu öğrencilerin not ortalaması hiçbir zaman maalesef %60'ı geçmedi diyerek sunuma başlamak istiyorum. Şimdi gerçekten çok kısa bir zaman diliminde son 20-30 yıl içerisinde inanılmaz teknolojik anlamda değişimler yaşadık. Ben üniversitedeyken hocalarım kelimeleri yanlış kullanıyor olabilirim. İspirtoyla sarı kağıda sınav kağıtlarımızı basarlardı. Daha sonra evet. İspirto. Tekstil, pardon, özür dilerim. Daha sonra fotokopi makineleri çıktı biliyorsunuz. Şimdi de bu yıl üniversitemizde de ilk kez uyguladık. Elektronik olarak bilgisayar üzerinden yapıyoruz sınavları ve kağıt okuma derdi kalmadığı gibi öğrencilerimiz sınavdan çıktığı anda da ders notlarını öğrenip çıkıyorlar. Bu gerçekten son 20-25 yılda olan bir değişim ve bazı sorularla başladım. En son ne zaman saydam hazırladık, tepegöz kullandık? En son ne zaman tebeşir ve tahta kullandık ya da işte sınıfa tekstürle ders notu dağıttık? Böyle 3-5 yılda bile gerçekten inanılmaz büyük bir dönüşüm ve değişim yaşanıyor ve hepimiz farkındayız. Öğrencilerimiz artık hocamın da söylediği gibi 24 saat bilgisayar başında kendilerini dijital olarak yeterli gören ama asla yeterli ve doğru kullanamayan bence. Çünkü sosyal ağlardan asla çıkmayan ama tabii bazı dezavantajların yanında avantajları da var. Yine farklı coğrafyalardaki, farklı ülkelerdeki kişilerle iletişim kurabilen, bu yine bilgilere özellikle yabancı dilde de olsa ulaşabilen, kendi oluşturdukları içerikleri yayınlayabilen ve gerçekten hepsi doğru olmasa da yalan ya da yanlış da olsa sonsuz bilgiye ulaşabilen bir öğrenci kitlesiyle karşı karşıyayız. Ve tabii bu değişim çok hızlı gidiyor. Bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum size. Hepimizin de bildiği gibi işte
dizüstü bilgisayar, tablet, mobil cihaz, akıllı telefon gibi farklı boyutlarda ve içeriklere sahip pek çok cihazı bizler ve öğrencilerimiz kullanıyor. Bu süreçte de çok değişik kavramlar ortaya çıktı ve teknolojiyle ilgili birlikte ortaya çıkan tüm kavramlar mutlaka eğitimde de nasıl kullanılır diye bizim alanda çalışmalar yürüyor. Bunlardan ilki uzaktan öğretim ve öğrenme. Aslında biraz önce örneğinde yaşadık. Yani çekilmiş bir videoyu izleyerek burada bilgi edinmek bir anlamda içeriği bizden uzaklaştırıyor ve bu şekilde farklı bilgisayar ve internet tabanlı olarak da adlandırılan bir öğrenme süreci ortaya çıkıyor. Bu bazen formal, bazen informal olabiliyor. Farklı gruplar, farklı iletişimler, değişik ortamlarda bilgi paylaşımları, her geçen gün yeni bir sosyal medya gerçekten öğrenmeyi şekillendiriyor ve bütün uzmanların söylediği gelecekte uzaktan öğretim kesinlikle vazgeçilmez olacak. Çünkü üniversiteden mezun olduğumuzda öğreneceklerimiz bitmiyor. Hayat boyu öğrenmeyle birlikte artık çalışarak ve aile sorumluluklarını yerine getirirken öğrenme şansımız ancak bu teknolojilerin desteğiyle olduğu için bu alan zaten 21. yüzyıla sanıyorum ki damgasını vuracak. Onun dışında mobil öğrenme dediğimiz bu küçük akıllı cihazlarla bize ulaştırılan içerikler var. Burada sizinle Cisco mobil tahminlerine göre bir bilgi grafiği paylaşıyoruz. 2012 ile 2017 arasında öngörülen büyüme, çünkü siz de takdir edersiniz ki artık kullanıcılar olarak internet ortamında içerik oluşturmaya katkı sağladığımız için oluşturulan bilgi de inanılmaz bir biçimde çoğalıyor ve kişilerin sahip olduğu teknolojik araç gereçlerde akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi farklı yüzdelerle gerçekten herkesin eline geliyor. Bunun işte pek çok nedeni var. Çeşitli firmaların yürüttüğü kampanyalardan tutun. Hocalarımın hepsi de bahsettiler. Fatih projesi. Nedense herkese bir teknolojik cihaz kazandırma yönünde bir çaba var ama bu teknolojik cihazlarla neyi daha iyi yaptıklarına dair, ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanı hocasıyım, hiçbir bulgu yok sevgili hocalarım. Hiçbir şekilde eğitimin daha kaliteli, daha iyi olduğu ya da öğrenci başarısının arttığı şeklinde, yani minimal bazı olumlu şeyler olabilir ama böyle yapılan yatırımı diyeyim, karşılayacak bir araştırma bulgusuna henüz rastlanmadı. Şu ana kadar yapılan makalelerin çoğunda sorunlar daha çok tartışılıyor ve çözüm önerileri birlikte görelim diyorum. Yine bu teknolojiyle birlikte ortaya çıkan önemli bir kavram, kişiselleştirilmiş öğrenme. Biraz önce sizler de ifade ettiniz. Herkes matematik, fizik öğrenmek zorunda mı? Mesela. Yani herkes kendi yetenekleri, kapasitesi doğrultusunda mı acaba bir eğitim alsa, daha mı esnek olsa eğitim gibi bazı sorulara dayanarak tabii bir yani şu andaki kişiselleştirilmiş öğrenme yine yetişkinler için ve üniversite sonrasında kim ne konuda kendini geliştirmek istiyorsa devam ediyor ama hani bu farklı biçimlerde de yani yine bir en azından ortak öğretim programı olabilir ama kişiler kendilerini farklı yönlerde geliştirilebilir gibi bir düşünceleri destekleyen bir yaklaşım. Dolayısıyla öğretim içeriği çok zengin bir biçimde sunularak öğrencinin tercihine bırakılabiliyor öğrenme süreçleri. Ve yine duymuşsunuzdur, kitlesel çevrimiçi açık dersler olarak pek çok üniversite bedava olarak Stanford, Oxford, Yale, bu üniversitelerin hocaları 4 haftayla 15 hafta arasında değişen bazı dersleri, genelde popüler ve yeni çıkan konulardan bir üniversitedeki
formal ders gibi değil de daha informal şekilde bu ortamlarda uzaktan tabii ki sunabiliyorlar. Ben kendimi de bu şekilde sürekli güncel tutuyorum buradan ders alarak. Bazı dersler sonucunda sertifika da alabiliyorsunuz. İngilizce olması tabii bir dezavantaj ama umuyorum ki Türkiye'de de Türkçe olarak bu tür yapılar çok yakında oluşacaktır diye bekliyorum. Ve yine sosyal medya çocuklarımızın, öğrencilerimizin ellerinden o cihazları düşürmemesinin en büyük nedeni. Ve istatistiklerde de görüyorsunuz Google'ın 2014'te yayınladığı istatistiklerde Türkiye'deki kullanım oranı %92 şeklinde ifade edilmiş. Dünya ortalamasına baktığımızda bu oran %40'a düşüyor. Demek ki sosyalleşmeye ihtiyacı olan ya da sosyal olarak öğrenmeyi daha fazla tercih eden bir kültüre sahibiz diye yorumlayabiliriz bunu. Ve yine son yıllarda oyunlaştırarak öğretme üzerine çok çalışmalar yapıldı. Yani sıkıcı ve resmi bir içerikten daha eğlenceli bir şekle dönüştürerek öğretmeye çalışıyorlar öğrencilerimize bazı bilgileri. Bu yüzden de farklı bir ortamda sunuluyor, sunulacak olan bilgiler ve aslında yine belki hatırlarsınız aslında hala da sürüyor. Bilgisayarlar ilk çıktığında bir oyun aracıydı. Bilgisayar derslerinde bile okullarda oyun oynatılırdı. O yüzden zorunludan seçmeliye döndürüldü dersler. Sonra çok önemliydi aslında öğreteceklerimiz deyip tekrar şimdi zorunlu konuldu. 5. ve 6. sınıflarda orta öğretim diyeyim 2. 4 kademesinde şu an veriliyor. Ama hani ben bu ifadeleri kullanıyorum tabii alanda popüler ifadeler bunlar ama Türkiye'de bir örneği var mı? Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimiz daha iyi öğrensin diye içerik geliştirmeye ne kadar para harcıyor? Buna da bakmak lazım. Para yok değil gerçekten yazılım için ayrılmış bir kabarık bütçe söz konusu ama nedense istenilen kalitede yazılımlar, öğretim içerikleri henüz oluşturulamadı. Ve yine üç boyutlu sanal ortamlar, sosyal medya kavramıyla ortaya çıkan ortamlar, bu tür ortamlara girerek avatar ismini verdiğiniz bir karakterde var olabiliyorsunuz. İsterseniz konsere gidebiliyorsunuz, kütüphaneye gidip araştırma yapıyorsunuz. Aynı anda sizinle o ortamda canlı bulunan arkadaşlarla işbirliğine dayalı projeler geliştirebiliyorsunuz. Eğitimde kullanımları bu şekilde olabiliyor bu sanal ortamların. Ama hani şunu belirteyim, internet altyapısı yine ülkemizde bunlara çok fazla el vermediği için henüz çok fazla yaygınlaşmadı. Ve sanal gerçeklik dediğimiz aslında bu kavram da ilk çıktığında çok heyecan yaratmıştı eğitimcilerde, bötecilerde diyeyim. Hani öğretmen sınıfta olmadan öğrenci olarak başınıza bir cihaz geçirerek sanki yanınızda arkadaşlarınız ve öğretmeniniz varmış gibi hissedip konuşup iletişim kurmayı mümkün kılabilen teknolojiler bunlar. Ama işte altyapı, teknolojinin pahalı olması, bu tür bir içeriğin yayınlanması, oluşturulması gibi konularda oluşan zorluklar nedeniyle yine çalışmalar sürüyor ama beklenilen hızda yayılmadı diyebiliriz. Ve yine çok popüler teknolojiyle birlikte ortaya çıkan bir kavram, dönüştürülmüş sınıf dediğimiz ortam. Uzmanlar diyor ki genellikle dersi sınıfta anlatıyoruz, sonra ödevleri eve veriyoruz. Çocuk ödev çözerken zorluklarla karşılaştığında tek başına. Böyle olmasın. Biz öğretim içeriğini öğren gel, hadi birlikte sınıfta uygulama yapalım diyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da, Amerika'da çok fazla uygulaması var. Türkiye'de de ufak tefek uygulamalar başladı. Ama hani her uygulamada olduğu gibi içeriği dinle gel demek çocuğa video seyret demek gele eşit oluyor bir süre sonra. Ve hani neyi tekrarlarsanız tekrarlayın etkisini yitiriyor. Yani bunun da çok öğretici etkisi yok. Sürekli aynı şeyi
yaptığınız durumda. Bu biraz şöyle ifade edeyim bu durumu size. Mesela uzaktan öğretimle açık öğretimi de aynı kavram olarak birleştirenler var. Oysa ki açık öğretim kitap göndererek başlayan ve daha sonra bu kitapların elektronik kitap olarak iletildiği bir ortam. Oysa ki uzaktan öğretimde etkileşim var yani. Bilgisayar ortamında da olsa bir eğitmen ders veriyor ve siz öğrenci olarak soru sorabiliyorsunuz ve bir etkileşim içinde oluyorsunuz. Ama yanlış kullandığınızda kavramların da içi boşalıyor. Bu da böyle bir durum. Son olarak giyilebilir teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Üzerimizde taşıyacağımız bir süre sonra elektronik ve bilgisayar temelli cihazlar, yalnızca sesle kullanılabilen telefonlar, yüz algılama özelliğiyle çalışan özel gözlükler, birlikte çalışabilen entegre telefon, kameralar, akıllı saatler. Zaten en son İş Bankası böyle bir uygulama yapmış. QR kod gözlük bu gözlüğe yükleyerek bankacılık işlemlerini yapabiliyorsunuz gibi hayatımıza girmeye başladı. Ama bir anlamda hani bu teknolojiye akıllı demeye başladığımızda bana göre aslında teknoloji bizim yerimize düşünmeye başladı demek oluyor. Yani her ne kadar teknoloji hocası olsam da çok da hoşlanmadığım kavramlar, onu da ifade edeyim. Çünkü bana göre teknoloji yalnızca bir araç. İşimizi kolaylaştırabilir, anlatmak istediğimiz içeriği daha etkili, daha görsel hale getirebilir. Ama o kadar. Yani bakın şu teknolojinin bu ortamda bize verebileceği fayda bunun ötesine ya geçer tabii ki de. Yani daha iyi öğrenmemizi, daha doğru düşünmemizi, işte o 21. yüzyıl insanı için tanımlanan becerilerin hepsini kazanmamıza yardımcı olması nasıl mümkün olabilir? Şimdi konu genellikle bu. Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Yani teknoloji bana bir şeyleri tabii ki öğretmek amacıyla da kullanılacak ama benim öğrenmem konusunda bana yardımcı olmalı. Yani ben hangi konularda eksiğim? Buna yardım edebiliyor mu? Benim öğrenmek istediğim konuda bana öğretim içeriği sunabiliyor mu? Yeteneklerimi, ilgi alanlarımı keşfetmeme yardımcı oluyor mu? Beni motive ediyor mu çalışmam, öğrenmem için? Düşünme becerilerimi geliştiriyor mu? Bilişsel performanslarımı geliştiriyor mu? Bu konuda destek olduğu zaman biz insanlar olarak, bilişsel olarak daha üst düzeye çıktığımızda pek çok sorunun üstesinden geleceğiz. Ve teknoloji ancak o zaman yararlı olacak diyorum. Şimdi hocalarım da işte belirttiler. Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programını değiştirdi. Çok istemediğimiz yönde bazı şeyler oldu. Ama Fatih projesini koydu ve teknoloji nasıl daha iyi kullanılır diye bir değişim yok öğretim programlarında. Oysa ki teknopedagoji diye bir kavram var. Yani öğretme sürecini teknolojiyle desteklemek için öğretim programına bunu entegre etmezseniz hiçbir şekilde başarıya ulaşmıyor. Donanım vermenin hiçbir anlamı yok. Yani bu kadar 20 yılda inanılmaz hızla gelişen bir teknoloji tabii ki hepimizin hayatlarına girecek. Şu an çocuklarımızın kültürünü bile değiştirdi. Bundan kaçamayız. Ama önemli olan bunu nasıl doğru kullanıyor olacağız? Nasıl gerçekten iyi yönde kullanıyor olacağız? Bunu düşündürmek. Bu yüzden de derslere farklı bir ders olarak ya da mevcut derslerin içine entegre edilerek kullanılması çok çok önemli. Yoksa sadece cihazı alıp vermek değil gerçekten buradaki espri. O yüzden de ben sözlerime teknoloji hayatımızda hocamın dediği gibi 24 saat olacak ama biz zamanımızın ne kadarını ayıracağız buna? Neden ayıracağız? Sorularına çok bilinçli yanıt veren öğrenciler yetiştirmeyi dileyerek sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Yasemin hocamıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuşmaydı.
Tabii ki ne kadar çok duyuya hitap edersek öğrenmeyi de o kadar artırabiliyoruz. Onun için teknolojiyi de yatsımıyoruz, kullanmamız gerekiyor ama Yasemin hocamızın dediği gibi mutlaka bunun bir eğitiminin verilmesi lazım ve doğru kullanılmasının sağlanması gerekiyor. Yoksa almak sadece değil. Evet, şimdi yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Müge Artar'ın görsel konuşmasını izleyeceğiz. Konusu da yapılandırmacı yaklaşımda zihin gelişimi nasıl sağlanmalı? Yapılandırmacılık ne kadar yapılandıran zihinler yetiştiriyor tartışacağız. Aslında yapılandırmacı yaklaşım eğitim sistemimizin son yıllardaki en iyi gelişmelerinden biri. Çünkü yapılandırmacı yaklaşım gelişen bireyin tüm gelişim özelliklerini dikkate alan ve burada öğretmeni merkezden çıkartıp öğrenciyi merkeze sokan bir yaklaşımı barındırmakta. Ama gerçekten de bunu uygulayabiliyor muyuz? Buna ilişkin işlevsel sorunlarımız var. Çünkü yapılandırmacı yaklaşımı öğretmenlerimize benimsetmek, okul iklimine, kurumlara benimsetmekte ve daha çok da ailelerin bu yapıda nerede yer alacağını belirlemekte zorluklar çektik. Nedir bu zorluklar? Hangi aşamalarda sıkıntılarımız oldu? Biraz onlardan söz etmek istiyorum. Öncelikle yapılandırmacı yaklaşım temel olarak öğretmeni eğitim sisteminin merkezinden çıkartarak daha çok öğrenciyi eğitim sisteminin merkezine koyuyor ve onun merakları, dürtüleri doğrultusunda eğitimin yönlendirilmesini hedefliyor. Ama bizim alışkın olduğumuz geleneksel öğretim sistemlerimizin hepsinde öğretmen merkezlidir. Öğretmen anlatır, öğretmen yönlendirir, öğretmen şekillendirir öğretim stratejilerini ve öğrenci burada biraz daha pasif roldedir. Halbuki biz biliyoruz ki insan zihni aktif yapılandırılan bir yapı barındırıyor, kendi kendini yapılandırıyor. İnsanın kendi zihin gelişiminden kendisinin sorumlu olduğunu söylemek çok doğal bu noktada. Yani merak etmeden hiçbir şey öğrenmiyoruz. İstemeden hiçbir şeyi zihnimize yerleştiremiyoruz. Böyle baktığımız zaman bizler için, yetişkinler için kendi gelişiminden kendi sorumlu demek çok mümkün ama çocuk için bu böyle değil. Tabii ki çocuk da aktif olarak yapılandırıyor kendi zihnini. Tabii ki o da merakları ve ilgileri doğrultusunda gidiyor ama onun için gerekli imkanları, olanakları sunmak yetişkinlerin görevi. Öncelikle evde ana babanın, tabii ki okulda da öğretmenin görevi. Ama bu sunuş bildiğimiz anlamda bilginin bireye doğrudan yığılmasını barındırmıyor. Sunmak daha çok seçenekleri sunmak, ilgilenebileceği ortamları, uyaranları onlara sunmayı barındırıyor. Böyle düşününce de öğretmenlerimiz buna hazır mıydı? Bu tür sorunlar çokça yaşandı. Çünkü biz daha önceki eğitim sistemimize yıllarca çok alışkın olduğumuz bir şekilde bilginin bireye doğrudan yığın şeklinde verildiği ve ondan ne alıp almadığında çok fazla sınavlar dışında kontrol edilmediği bir eğitim ortamıyla yetiştik yıllarca. Öğretmenlerimiz de buna çok alışkındı. Bunun değişmesi gerektiğini söylemek ya da onlara yapılandırmacı yaklaşımla eğitim yapmalısınız demek yeterli değil. Çünkü içeriğini iyi doldurmadığınız sürece yapılandırmacı yaklaşım tek başına hiçbir şey barındırmıyor. Yani öğretmenden şunu istiyoruz örneğin. Kolaylaştırıcı olun. Öğrenciye siz bir şey öğretmeyin, onun araştırmasını, bulmasını, hazırlamasını sağlayın. Ama bunlar diyelim ki projeler performans ödevlerine dönüşüyor. Ama performans ödevleri 1-2 yıl içinde dönüştüğü nokta evde aynı ana babanın hazırladığı ödevler haline dönüştü. O da istediğimiz, beklendik bir çözüm değildi zaten. İstedik ki biz aslında yapılandırmacı yaklaşımda çocuklar kendi merakları doğrultusunda kendi kaynaklarını kullanarak ve etrafındaki kaynakları da keşfederek, değişik kaynakları da bularak bilgilerini kendileri yapılandırırsınlar, oluştursunlar ve böylece merak ettikleri, öğrenmeleri bunun gerekli olduğu konularda kendi ilgileri çerçevesinde bir hazırlık yapsınlar. Bu böyle gelişmedi. Birincisi buydu. İkincisi, ailelerimiz bana çok hazır değildi galiba. Çünkü biz başarı beklentisi yüksek bir kültürüz. Birçok kültürde bu gittikçe de yükselen bir değer. Özellikle de akademik konularda, yani işte matematik, Türkçe, hatta yabancı dil derslerinde çok iyisi öğrenci başarılı sayılıyor ki bunun böyle olmadığını biliyoruz. Sadece akademik konulara değil, her konunun çocuk gelişiminde çok önemli yer aldığında, özellikle de sanat ve kültür faaliyetlerinde çok önemli yer aldığını biliyoruz.
ailelerimiz başarının beklentisi yüksek yapılarda ders anlatılmamasını bir eksiklik olarak görmeye başladılar ve buna bir eleştirel yapı getirdiler. Yani öğretmen hiçbir şey yapmıyor, öğretmen hiçbir şeyle ilgilenmiyor, çocuklar sınıfta başı boş dolaşıyor gibi bir algı geliştirdiler. Ailelere de iyi anlatmadığımızı düşünüyorum açıkçası yapılandırma hoca yaklaşımın ne olduğunu. Çocuktan ne beklediğimizi, ana babadan ne beklediğimizi çok iyi kurgulayamadık ne yazık ki. O yüzden de aileler de okula eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek çocuklarına ek ders aldırmaya başladılar. Yani okulda anlatılmayanları evde tamamlamak gibi bir yere dönüştürdüler ki aslında ders yığınlarından çocukları kurtaracağımıza işte tekrar oyunların içine bırakmış gibi olduk. Ve tabii ki bir diğeri de çocukların bu becerileri geliştirmesi için uygun okul ortamlarının, iklimlerinin hazırlanması. Her ne kadar öyle diyorlarsa da ben öyle beklemiyorum, ben sizden gene ders anlatmanızı bekliyorum diyen müdürlerimizin çok sayıda olduğunu biliyoruz. Ya da İyi de içine bir şeyler katın, mutlaka bir anlatım katın diyen okul yöneticilerimiz olduğunu biliyoruz. Böyle olunca da her üç taraftan da sağlıklı bir yapıyla yapılandırmacı yaklaşımın kendini çok fazla ortaya koyamadığını, belki de bir miktar başarısızlığa uğradığını da söylemek mümkün olabilir. Tekrar bir dönersem bu noktada neler yapılmalıya belki geri dönmem gerekebilir. Gerçekten de insanın kendi zihninin kendi yapılandırması üzerine bir kurgu oluşturursa çok müthiş bir şeyden söz ediyoruz. Yani insan düşünün ki merak edecek, inceleyecek, araştıracak, onunla ilgili kaynaklara ulaşacak ve o kaynaklardan kendi bilgisini kendi kendine yapılandıracak. Burada öğreticinin en temel rolü orada hazır bulunmak ve bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak yöntemler sunmak. Kolaylaştırıcılık çok dilimize geçmiş bir kavram. Kolaylaştırıcı olun, kolaylaştırıcı olun diyoruz da nasıl olacağını bilmeden kolaylaştırıcı olmak da çok mümkün değil galiba. Çünkü kolaylaştırıcılık becerilir diye becerilerimiz var. Diyelim ki soru sormayı güçlendirmek. Soru sormak için yüreklendirmeliyiz öğrencileri. Daha çok soru sorsunlar, daha çok merak etsinler. Sorular için hazır hale getirmek öğretmenin görevi olabilir, kolaylaştırıcı görevi. Soruları sorduktan sonra da olası cevapları bulmak için yüreklendirmek. Her cevap tek kaynaktan gelmemeli. Biz buna çok inanıyoruz. Öğretmen tek doğru bilgiyi veren kişi de olamaz. Zaten her şeyi de bilen kişi olmasını beklemiyoruz. O yüzden de farklı kaynaklardan farklı doğru bilen kişilere ve kaynaklara ulaşmak, işte interneti kullanmak ya da kaynak kişilere ulaşmak yönlendiricinin, doğru yönlendiricinin, kolaylaştırıcının bir başka üslubu olmalı. Yani nereye gideceğini çocuğa yardımcı olmak, seçenekler sunmak belki de. Biz seçenekler sunmak konusunda biraz zayıfız. Çünkü tek ve doğru bildiği üzerinden kurgular yapmayı çok önemsiyoruz. Seçenekleri sunduktan sonra da bunları raporlaştırmak ve aktarmak. Burada da etik prensiplere çok dikkat etmek çok önemli. Kolaylaştırıcının belki de yol gösterici olmasındaki en önemli etkenlerden biri bu. Çünkü başka birisinin fikrini kendi fikriymiş gibi aktarmasının da bir önüne engel koymak gerekiyor öğrencide. Çok erken yaşlarda gelişmesi gereken bir beceri. Biz daha sonra üniversitede bile bunun çok ciddi sorunlarını yaşıyoruz ki ilk öğretimde gelişmesi gereken bir beceri bu. O yüzden de bütün bu beceriler kolaylaştırıcılığın içinde yer alan beceriler ve bir birey bunları çok hızlı bir günde edinemiyor tabii ki. Sağlam davranış değişikliği ve buna ilişkin de tutum değişikliği gerekiyor. Bu tutumların kalıcılığı konusundaki en sağlam, en ilginç araştırmalarda insanların tutum değiştirebildiğinde ama bu tutumlarının davranışa dönüşmesi için de uygun olanakların onlara sunulması gerektiğini söylüyor. Yani kültürel değişkenler burada çok rol oynuyor. Bireyler gerçekten bunun önemini kavramalı, farkındalık çalışmalarını arttırmalıyız. Yani 21. yüzyılda eğitimin içinde en önemli çalışmaların farkındalık çalışmaları olduğunu düşünüyorum. İyi düşünen zihinler, iyi düşünen gelişmiş zihinlerin ne kadar önemli olduğunu kavramamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki günümüzde artık tüketmekten çok üretmeye yönelmek zorundayız. Özellikle de yaratıcı fikirler üretmek zorundayız. Biz yaratıcılığı çok hoş görmüyoruz açıkçası. Kültürel yatkınlığımız yok.
icat çıkartma laflarının dilimizde çok yerleşik olmasıyla da alakalı bu. Çok da göstergesi. O yüzden de yaratıcı düşünmenin çocuğa çok erken yaşlardan kazandırılması gerekiyor. Aslında var onlarda. Araştırmalar gösteriyor ki 5 yaşında çok yaratıcı düşünebiliyor ve birey 35'ine doğru da gittikçe azalıyor. Bu durumda daha canlı tutabilmek için öğretmen destekleyici olabilir. Bu noktada da yeni fikirler ve farklı fikirler ürettikleri zaman onları desteklemek. Ve çok basit bir soruyu sürekli sormak gerekiyor galiba. En önemlisi de bu. Peki başka ne olabilirdi? Farklı ne düşünebilirdin? Bu çözümler çok sıradan ve olası çözümler. Aklına başka farklı çözümler geliyor mu sorusunu her zaman bu öğretmenin sorabilmesi gerekiyor. Bu noktada da tabii öğretmenin de aynı şekilde çocuğun araştırıcı olduğu kadar öğretmenin de araştırıcı olması, yeni bilgiye ulaşabilir olması ve konuları takip etmesi de bir o kadar önemli 21. yüzyılda. Çünkü bilgi çağındayız. Çok hızlı değişiyor bilgi. Ve bireyin bu bilgilerin hepsine çok hızlı da ulaşabilir olmasını bekliyoruz. Daha fazla emek isteyen bir çağdayız anladığım kadarıyla toplamda söylemek istediğim. Hem çocuğun çok çaba harcayacağı hem öğreticinin, kolaylaştırıcının, öğretmenin çok çaba harcayacağı hem de ailenin bunlar için uygun ortamları ve destekleyici yapıları sağlayacağı bir eğitim ortamına ihtiyacımız var daha gelişmiş zihinlere ulaşmak için. Evet, Profesör Doktor Müge Artar'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tutum ve davranışlar küçük yaşlarda oluşmaya başlıyorlar. İleri yaşlarda, özellikle 20'li yaşlardan sonra kalıplaşmaya başladığı için üniversiteye gelen öğrencilerin tutum ve davranışlarını, özellikle bilimsel tutum ve davranışlarını değiştirmek oldukça zor oluyor. Onun için de gerçekten çok küçük yaşlardan itibaren bu tutum ve davranışların oluşturulmaya başlanması son derece önemli. Şimdi yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Tevhide Kargın 10 dakikalık bir görsel sunusunu izleyeceğiz. Eğitim nasıl? Özel eğitimle ilgili sorunlardan bahsedebilmek için önce özel eğitimin belki de bir alanını tanımlayabilmekte yarar var. Özel eğitim farklı gereksinimleri olan çocuklara verilen eğitim diyoruz ve genel eğitim alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da bir seri gelişme var bütün dünyada ve bugün içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde özel gereksinimli çocukların olabildiğince bireylerin akranlarından ayrı benzer ortamlarda eğitimlerini savunuyoruz. Bu aslında tarihsel süreç içerisinde baktığımızda daha önceden ayrıştırma daha yoğunken ayrıştırmanın olumsuz etkilerinin gözlenmesi sonucunda birlikte eğitim kavramı giderek daha günümüzde baskın hale geldi. Ancak böyle olmasına karşın özel gereksinimli bireylerin toplumdan hiç ayrılmadan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini normal gelişim gösteren akranlarıyla eğitilmesi görüşü baskın iken diğer yandan bu eğitimi hayata geçirmede ülkemizde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların neler olduğuna baktığımız zaman aslında belki de en önemli sorunumuz zihnimizdeki engeller. Zihnimizdeki engeller aslında biz bu bireyleri yeterince tanımıyoruz. Özel gereksinimli bireyleri ve genellikle de ortalama olan bireylere karşı daha kolay kabul gösterebilirken, çoğunluk tarafından gösterilen davranışları gösteren bireylere daha kolay kabul gösterirken, daha farklı davranışlar gösteren bireyleri çok da fazla kabul etmiyoruz ve onların ihtiyaçlarından da yeterince haber değiliz. Dolayısıyla da zihnimizdeki engeller, yani gerçekten onlarla aynı sıralarda, aynı eğitim sistemi içerisinde, aynı öğrenci grubuyla birlikte eğitim vermeyi ne ölçüde kabul ediyoruz'u sorduğumuz zaman çok da başarılı olamadığımızı görüyoruz. Bir diğer yaşadığımız sorun, bunu hepimiz yaşıyoruz gündelik yaşamımızda, sıklıkla dile getiriyoruz. Engelli bireylerin özellikle eğitim hayatına katılabilmeleri için yeterli fiziksel düzenlemelere maalesef ülke olarak sahip değiliz. Yani bugün engelli bireyler
evlerinden dahi çıkmakta çok zorlanıyorlar. Görme engelli bireyleri ya da bedensel engelli bireyleri düşündüğünüzde. Aynı şey işitme engelli bireyler için de. Yani duyularını tam kullanamayan bireylerin fiziksel engeller nedeniyle eğitim kurumlarına ulaşmaları ve kendi bireysel gereksinimleri doğrultusunda eğitim almaları oldukça güç oluyor. Biliyoruz ki üniversite eğitimlerini yüksek merdivenler nedeniyle tamamlayamayan, bu nedenle de bedensel engelli olduğu için eşit eğitim fırsatlarından yararlanamayan bireylerin varlığından haberdarız. Yine aynı şekilde görme engelli bireylerde aynı sorunları yaşıyoruz. Bunları aslında sosyal medyada da sıklıkla dile getiriyor baktığımız zaman. Görüyoruz sarı şeritlerin nasıl ihlal edildiğini, görme engelli bireylerin kullanımının nasıl imkansız hale getirildiğini. Fiziksel engelleme teorisinde yeterince bilgi sahibi değiliz. Yeterince hem eğitimci kadrosu olarak bilgi sahibi değiliz. Çünkü biz özel eğitimi şimdiye kadar hep özel eğitimcilerin işi olarak gördük. Ama aslında özel eğitim sadece özel eğitimcilerin işi değil. Çünkü bu bireyler her yerdeler. Sokaktalar, marketteler, dişçideler, pazardalar. Dolayısıyla toplumun her kesiminden bu bireylerin ihtiyaçlarının haberdar olması gerekiyor. Bu haberdarlıkta olmadığı zaman önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Ne gibi ihtiyaçları olduğunu, onlara nasıl yardım edeceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla yeterince bilgi sahibi değiliz. Bilgi sahibi olmanın tabii çok önemli bir yolu var. O da daha doğrusu kolay bir yolu var. O da erken dönemde birlikte yaşamayı öğrenmek. Erken dönemde birlikte yaşamayı öğrendiğimiz zaman ihtiyaçlarından da yeterince haberdar olacağız. Biz hep diyoruz ki ilkokul öğretmenlerine verdiğimiz derslerde geleceğin mimarları, mühendisleri, müteahhitleri ilkokul sıralarından çıkacaklar. Ve o sıralarda oturan çocuklar eğer farklı gereksinimi olan bireylerle eğitim görürlerse o zaman gelecekte bu mesleğe geldiklerini farklı düzenlemeleri de yapabilecekler. Bir diğer tabii önemli bir yönde aslında özel eğitime baktığımız zaman özel eğitim bir felsefe. Bu felsefe şöyle bir felsefe öneriyor diyebiliriz. Bu felsefe diyor ki her birey kendine özgüdür, her bireyin bireysel farklılıkları vardır. Bireylere tek bir üniforma, tek bir şablonu oturtmak yerine siz eğitim programlarında, müfredatta düzenlemeleri herkesi içerecek biçimde yapmalısınız diyorlar. Ama maalesef biz sadece özel gereksinimli çocuklar için değil, normal yaşam gösteren öğrenciler için de bu tür uyarlamaları yapamadığımız zaman pek çok genci ya da pek çok öğrenci sistem dışı bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla özel eğitimin bize sunduğu felsefeden yola çıkacak olursak, biz bu felsefeye uygun öğretmenler yetiştirmediğimiz koşulda, eğitimciler yetiştirmediğimiz koşulda daha çok neye odaklanacağız? Ortak belli tip davranışları gösteren bireyler yetiştirmeye odaklanacağız. Kısaca özetleyecek olursam içinde yaşadığımız çağda özel eğitimle ilgili sorunları buraya kadar olan kısmını Türkiye açısından baktığımızda bireylerin toplumsal yaşama uygulamada katılmaları için olumlu tutumların olmayışı, yeterince bilgi sahibi olmayışımız, özel eğitim felsefesini eğitim felsefesine, genel eğitim felsefemize bireye bakış açısına yansıtamıyor olmamız ve tabii ki bu bireylerin gündelik hayatta, pratikte yaşamaları için gerekli fiziksel koşulları sunamıyor olmamız. Bir de konuya akademik açıdan baktığımız zaman da aslında özel eğitim alanı çok fazla sayıda araştırma yapmayı içeriyor. Ama baktığımız zaman bu araştırmaların pek çok alanda çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Bazı alanlarda yapılan araştırmaların sayısının iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir nedeni de bu konuda çalışan akademik personel sayısının da aslında daha az olduğunu, şimdilerde daha fazla sayıda yeni nesil yetiştiğini görüyoruz. Tabi araştırma sayılarının az olması da uygulamalarının da bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmesinin önünde önemli engelleri oluşturuyorlar. Bu bir bütün olarak baktığımızda peki ne diyebiliriz? Özel eğitimde aslında pek çok sorunumuz var özel içinde yaşadığımız çağda özel eğitim açısından pek çok sorunumuz var. Ama sevindirici olan bir gelişme de şu ki artık giderek daha fazla toplumsal farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Daha fazla bireyin haberdar olduğunu düşünüyorum. Evet, olumsuz deneyimler, olumsuz yaşantılar da çok fazla yaşanıyor ama yine de gelecekte birazdan dile getireceğim gibi
gelecekte daha iyi bir özel eğitim tablosuyla karşılaşacağımızı umutluyum diyorum. Evet, çok teşekkürler Profesör Doktor Tevhid Akargın'a. Tamam, peki. Öneriler diye. Biz 21. yüzyılda özel eğitimi nerede görmek istiyoruz eğitimciler açısından baktığımızda? Aslında bu benim kendime belki bir rehber olarak gördüğüm bir söylem var. O da diyor ki bir beden herkese olmaz diyor. Biz eğer ki önümüzdeki yıllar içerisinde gerek eğitim programlarımızı, gerek fiziksel düzenlemeleri, gerekse öğretmen yetiştirmelerimizi tek bir beden için yapmazsak farklı gereksinim olan çocukların, bireylerin kendilerine ait hissedeceği fiziksel çevreler, program düzenlemeleri, bu tür düzenlemeleri yapacak personel hazırlayabilirsek, personel yetiştirebilirsek, o zaman 21. yüzyılda farklı gereksinimleri olan, sadece özel eğitimin alt yer fazlasında yani bir takım öğrenme güçlüğü ya da akranları kadar hızlı öğrenemeyen bireyleri değil, aynı zamanda akranlarından daha hızlı öğrenen üstün bireyleri de yakalamış olacağız. Dolayısıyla bir bedeni herkese uydurmaya çalışan bir eğitim sistemi yerine farklı gereksinimlere, farklı ölçülere uygun eğitim sistemini 21. yüzyılda yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bir de tabii bu konuda önemli olan bir başka nokta da biz aslında özel eğitimle ilgili pek çok sorunu okul gençlerin ya da bireylerin okul yaşamı söz konusu olduğunda öğretmenlerin çözmesini bekliyoruz. Aslında öğretmenler baktığımız zaman yeterince donanımlı olarak yetişmiyorlar. Ve öğretmenlerden hem sınıflarındaki bütün çocuklara eğitim vermeleri, hem özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının haberdar olmaları, onları değerlendirmeleri, program hazırlamaları, onların uygun mesleki tercihlerini yapmaları, toplumsal yaşama bağımsız olarak katılmalarını sağlamaları, bunların hepsini yapabilmeleri oldukça zor. O nedenle de özel eğitim alanında 21. yüzyılda bizim belki de yakalamaya çalıştığımız farklı alanlarda uzmanlaşmış personele ihtiyacımız var. Öğretmene gerektiğinde destek olacak, gerektiğinde bireyin kendisine destek olacak, toplumda bağımsız, üretken bir biçimde yaşayabilecek bireyler yetiştirmek hedeflenmeli. Aslında baktığımız zaman eğitimin genel hedefi de bağımsız, üretken, kendi başına işlerde bulunabilen, çevresine katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmektir. Özel eğitimin de hedefi aynı. Bağımsız, üretken, kendi başına yaşayabilen, çevresindeki insanlara katkı sağlayan bireyler yetiştirebilmek. Bunun için de 21. yüzyılda biz eğer ki hem bu bireylerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri eğitim düzenlemeleri sunarsak, hem de eğitim düzenlemelerinde onlara yeterince rehberlik edecek, onları yönlendirebilecek, toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak personel yetiştirirsek, öğretmene gerekli desteği sağlarsak, fiziksel düzenlemelerimizi herkes için ulaşılabilir hale getirirsek, bu sadece fiziksel düzenlemeler, okuldaki fiziksel düzenlemelerden söz etmiyorum, bireyin evinden çıkıp okula ulaşıncaya kadar, okuldaki tüm olanaklara ulaşıncaya kadar yapılan fiziksel düzenlemeleri kastediyorum. Yapabilirsek o zaman gerçekten bu bireyleri toplumun bir parçası olarak göreceğiz ve eğitim yaşamına da tam katılım gösterecek. Ama burada özellikle altını çizmekte yarar gördüğüm bir nokta, eğer biz engelli bireylerin toplumsal yaşama katılma, eğitime katılımından söz ediyorsak, biz eğer eğitime onların ayağını götürmek ya da toplumsal yaşam olanaklarını onların ayağına götürmek değil de onların toplumdaki diğer bireyler gibi eşit şekilde yararlanabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmalıyız. Yani yemekhaneye giden merdivenler yok diye engelli bireyleri sınıflarında yemek servis etmek yerine yemekhaneye gidecek merdivenleri oluşturmak durumundayız. Bunu yaptığımız zaman gerek fiziksel düzenlemeler, gerek tutumlar, gerek bilgi düzeyinde personel açısından düzenlemeleri yaptığımız zaman o zaman biz toplum olarak da farklılıklarla birlikte yaşamayı daha kolay öğrenmiş olacağız. Bugün baktığımız zaman toplumda yaşadığımız en önemli sıkıntılardan birisi farklılıkları olan
toleransımızın çok düşük olması, farklı düşünen, farklı giyinen, farklı yaşam koşullarına sahip olan, yaşam tarzına sahip olan bireylere biz yeterince tolerans gösteremiyoruz. Böyle olunca da özel gereksinimli bireyler de bundan nasibini bir ölçüde alıyorlar. Dolayısıyla bir bedeni herkese uydurmak yerine toplumsal toplum içerisindeki farklı bedene sahip bireylere göre ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, topluma etkin katılım sağlayabilecekleri ortamlar ve eğitimciler hazırlarsak sanırım 21. yüzyıla daha kolay uyum sağlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Aslında Tevhid hocamız da burada canlı olarak. Bir Say hocamızın bir önerisi var. Bu tartışma mutlaka yapılmalı bu konularda diyor. Onun için şu anda da aç karnı yapamayacağımıza göre yemekten sonra geldiğimizde yarım saat tekrar tartışma için zaman ayıracağız. Hepinize afiyet olsun.